Suriye sınırı da gergin. Peşmergeler ve Suriye ordusu karşı karşıya geldi. Cem Tekel bölgede, Zao'da karşımda. Cem, neler oluyor orada? Az önce o bölgedeydim. Bu kez de Irak-Suriye sınırı karıştı. Hatırlayacaksınız, birkaç gün önce peşmergelerin Suriye'ye, Irak'tan Suriye'ye girdiği görüntüler yer almıştı. İşte bu görüntülerin ardından diye tahmin ediyoruz, Bağdat'a bağlı Irak ordusu Suriye-Irak sınırına, ama Kuzey Irak sınırına doğru harekete geçti. Yani peşmergelerin bulunduğu bölgeye doğru, Kürt bölgesel yönetiminin bulunduğu noktaya doğru harekete geçti. Yaklaşık 2000 kişilik bir birlik ve peşmergeler tarafından da buradan hemen biraz ileride 15 kilometre kadar ötemizde durduruldular. Size manzarayı anlatayım. Tabii görüntüleri çektik ama yetiştiremedik. Yarın izleyebileceksiniz. İki ordu karşılıklı olarak mevzi almış durumdalar. Yaklaşık aralarında 500 metre var ve peşmergede bütün ağır silahlarını oraya yığmış durumda. Toplar gördük, namluları güneye doğru, yani Irak ordusuna doğru çevrilmişti. Roket atarlar, yine havanlar da oraya doğru çevrilmişti ve peşmergenin özel birlikleri de yine Irak ordusunun hemen karşısındaydı. Şunu söyleyelim, Peşmerge Bakanlığı kesinlikle Irak ordusunun daha ileri gitmesine izin vermeyecek. Fişhabur kapısı var, o kapıya ulaşmaya çalışıyor Irak ordusu ve böylece tamamen o sınır kapısı, yani Suriye'deki Kürtlerle Kürt bölgesel yönetimi arasında bir duvar oluşturmaya çalışıyorlar. Ama peşmerge tarafından önleri kesildi, şu anda karşılıklı bekliyorlar. Bildiğimiz kadarıyla Bağdat'tan da buraya ek birlikler geliyor ve peşmergeye de daha ilerlerlerse vur emri geldi. Karşılıklı durdukları çok net bir şekilde görülebiliyor iki ordunun. Şunu söyleyebiliriz, eller tetikte, her an bir çatışma yaşanabilir. Tabii umarız olmaz ama şu anda Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde çok durumun kritik olduğunu söyleyebilirim. Evet, bölgedeki son bilgileri Cem Tekel bize aktardı sayın seyirciler.